böbrek hastasıydım. 2 yıl önce bir baş ağrısıyla hastaneye gittim. Bana böbrek teşhisi, böbrek yetmezliği teşhisi koydular. O 2 yıl içerisindeki süreçler, işte tetkikler, araştırmalar, nerede nakil olabilirim, ne yapabilirim, ne edebilirim diye, tedavi olabilirim diye. En son Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne karar kıldım. Sağ olsunlar, hocalarından en altta kademedekine kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgililer. Şu anda sağlığıma yavaş yavaş kavuşuyorum. Aralık'ta, 29 Aralık'ta ilk diyalizimi almaya başladım. 3 ay diyaliz aldıktan sonra Allah'a şükür nakil oldum. Diyaliz zor bir süreç. Diyalizde gidiyorsun, 4 saat bağımlı kalıyorsun. Yani diyaliz işi, evet, insana biraz bir şey katıyor ama çok zor. Allah kimseyi diyalizde bırakmasın. Böbreği ben vereceğim dedi. Zor bir süreç. Organ nakli konusunda herkes duyarlı olması lazım. Hayır. Hiç korkmadım. Hiç tereddüt geçirmedim. Çok basit. En ufak bir ameliyat gibi. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Değerlerim yavaş yavaş düzeliyor. Hocalarımız sağ olsunlar, hepsi çok ilgililer. İnşallah bu süreci böyle rahatlıkla atlatırım. Eşim bana yeni bir hayat bağışladı. 2 bayramı beraber yaşattı bana. Ramazan bayramı, hem de benim için bu büyük bir bayram. Ona minnettarım. Onu çok seviyorum. Bence herkesin organ bağışlaması lazım. Herkes. Çünkü yani şey de eksiltmiyor insandan. Yani canlıda da bir şey eksiltmiyor. Eğer şartları uygunsa bence herkesin yani bağış yapabilir. Ve yapması da lazım. Çok üzüldüm. Çocuk gördüm bana. 9 yaşında, 8 yaşında diyalize giriyor. 15 yaşında, 20 yaşında. Böyle gencecik çocuklar diyalize giriyor. Aslında onlara bağış yapılabilir yani. Yanlış yapmışım. Yanlış yapmışım. Bağışı olmam lazımmış. Ben son olarak herkese şunu söylüyorum. Herkesin mutlaka bağışı olması lazım. Mutlak. Çünkü bir şey eksiltmiyor insandan. Başka bir insana da ömür boyu can veriyorsun. Bir insana ömür boyu can veriyorsun. Yani ondan daha güzel bir şey olabilir mi?